Sultan Alparslan'ın mezarında saklanan vasiyeti iki haritaya işlenmişti. Gün gelir Selçuklu Devleti yıkılırsa Anadolu'daki boylarımızdan biri yeni devleti kurmak üzere emaneti teslim alacaktı. Bu sır Pirimiz Ahmet Yesevi'den beri asırlar boyu Ayı Ocağı'nda korundu. Haritayı saklayanlar sır oldu, sırdaş oldu, toprak oldu. Sırrımız kutlu bir silsile yoluyla bugüne kadar gizlice korundu. Ben Ahi Evren, emanetin son muhafızıyım. Size bu kutlu sırrın hikayesini anlatacağım. Geçen sene Horasan'dan çıkıp Ahlat'a gelmişler sultanım. Noyan'ın yaklaştığını duyunca tekrar yola düşüp bize sığınıyorlar. Zanaat sahibi olanları Ahi Evren'e teslim ediyoruz. Kadınları ve yetimleri evvelce gelenlerle birlikte vakıfta misafir edeceğiz. Ahi divanı yaptığın kılıcı beğendi evladım. Ustan sanatın ve ahlakın için kefil oldu. Artık usta oluyorsun. Bugünden sonra Ahi teşkilatının bir mensubusun. Can taşıyan mahlukata, hayvana, çiçeğe, böceğe, ağaca saygılı olup şefkatle yaklaşacaksın. Pirimiz Ahmet Yesevi'nin ahlakından sapmayacaksın. Sulh'ta işini yapan bir usta, savaşta vatanı için can veren bir alp olacaksın. Konya'nın daha çok kılıç ustasına ihtiyacı var. Noyan, Konya istila için Horasan'dan yola çıktı. Bekleyemeyiz ağa. Bu devletin en muhkem surları ahiler ve bacılardır sultan. Destur verin, zalimin önünde sur olalım. Ya Allah! Ya Allah! Atam Alparslan, Anadolu kapısını açtıktan sonra gelenler, belki 100 sene durmadan cenk ettiler, kılıç savurdular. Haçlı seferlerine karşı set oldular. Şöyle kurulup oturmaya, medrese inşa edip talebe yetiştirmeye fırsat bulamadılar. Bu topraklarda tutunmak kolay iş değil. Ta ki ilimde kavi olalım. Ne buyurursunuz sultanım? İlim ehline buyuracağım İsfahani. İlim ehline. Karatay'ım, öyle bir medrese kur ki ilmin kalesi olsun. Hastalara şifa dağıtacak tabipler, adalet arayana deva olacak kadılar filizlensin. Rüyamdır bu benim. Rüyam beni zehirletti. Çaresi yok. Devletimiz sana emanet. Tatar geldiğinde ne yapacağını biliyorsun. Ama bilmediğim bir şey var. Onların sarayında bir asker büyüttük. Söyle sultanım kimdir? Nasıl tanırım? Nasıl bulurum? Kapımıza dayandıklarında. Ahi sana söyleyecek. Lakin ondan önce ne sen soracaksın, ne o söyleyecek.
Karatay. Vakit kavuşma vakti. Ben Rabbime kavuşacağım. Sen evladına. Eşhedü en la ilahe Az kalmış Karatay. Sen sana verilen emaneti yükselttin. Ya sen ahi? Sana verilen emanetten emin misin? Savaştan önce evladını sana göstereceğim. Noyan'ın sarayında oğlunu yetiştiren Küpeli Hoca. Onu sana getirecek. Bütün bu tertibi neden yaptınız? Ahi Evren, Sultanımız Gıyasettin'in emriyle seni zapt ediyorum. Ne sebeple? Küpeli namında bir Tatar'la haberleştiği tespit edildi. Devlete ihanet cezasız kalmaz. Devletine milletine ihanet edecek son kişi vezir Ahi Evren'dir. Ne haddinize? Emir. Bize bir yol müsaade, Sürap. Koruman gereken bir sır var, Emir. Evladına mazisini hatırlatır. Senin gibi bir emirin oğlu olduğunu söylersek bizim için çalışacaktır. Anadığının boynunda Tuğrul kuşu var. Beni şimdilik feda et. Beni emretmişsiniz Noyan. Bu gece bir hain yakaladık. Benim evimden biri. Şimdi size soruyorum. Oğullarım, savaştan önce düşmanla haberleşen bir hain yakalarsanız ne yaparsınız? Börke. Divana lüzum olmadan idam edilir. Olcayto. Cezası ölümdür. Sencileyin Kutay.
Katil olmak kolay, adil olmak zordur Noyan'ım. Yapıya taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Lakin adalet gecikmez. Tez verilmelidir. Adalet. Mete henüz han olmamışken askerlerinin ona olan itaatini sınamak ister. Ava çıktıkları bir gün askerlerine ben okumu nereye doğrultursam siz de tereddüt etmeden oraya doğrultacaksınız diye emreder. Mete Tigin okunu çok sevdiği atına doğrulttuğu sırada askerlerden birinin okunu doğrultmadığını görür. Ve atı için çektiği oku itaatsiz askerine atar. Gel zaman git zaman. Babasının devleti idare edemediğini gören Mete yine beraber ava çıktıkları bir sıra bu sefer okunu babasına doğrultur. İtaate alışmış bütün askerler oklarını Mete'nin hükümdar babasına doğrulturlar. Hain! Sizi eğiten hocanız. Hazır! Hükmü siz verdiniz. Sen al! Size öğrettiğim gibi evlatlarım. Hükümdarın sözünden çıkmanın cezası ölümdür. Merhamet öldürür. Adalet de benim. Hakim de benim. Ceza da benim. Ölüm de. Yılanın kuyruğunu biz kestik. Başını siz bulacaksınız.